Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jabra Elite 75'te kablosuz kulaklık modelini inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Arkadaşlar Jabra Elite 75'te bence ve sosyal medyada gördüğüm kadarıyla sektörün en çok ilgi çeken cihazlarından bir tanesiydi. Çok konuşulan da bir üründü arkadaşlar. Ama bize birazcık geç geldi. Biz de gelir gelmez sizlerle beraber incelemesini yapmak istedik. Nedir Jabra Elite 75T'yi bu kadar özel yapan, bu kadar konuşturan şey? Şöyle arkadaşlar, bir ses kalitesi, iki sonradan da olsa gelen ANC özelliği, üç kompakt ve gelişmiş yapısı ve son olarak da şunu söyleyebilirim ki bunu test ettikten sonra gördüm, açık söylemek gerekirse çok güzel bir uygulama desteğinin olması. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel olarak fiziksel görünümünden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. Yani bu kutu enteresan bir tarzda tasarlanmış. Hani elips desem değil, daire deseniz değil. Böyle değişik bir şekilde aslında dairenin üst kısımları kesilmiş gibi bu üst ve alt kısımların da biraz içeriye doğru hafiften bir eğimli olduğunu söylemekte fayda var. Cihazın arka kısmında bir tip C bağlantı yuvası bulunuyor. Anladığınız üzere üzerinde bir pil var ve bu pili de bu tip C bağlantısıyla şarj ediyorsunuz. Gerekli olan kablo da bu arada kutusundan çıkıyor. Onu da söylemiş olalım. Açtığımız zaman kutusunda şöyle kulak içine takılan ve herhangi bir bağlantısı olmayan kablosuz kulaklıklara erişiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu modelin bir de aktif sürümü var. Aktif sürümünün farkı ise bu kutuyu kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz. Bunda öyle bir özellik yok. Onun altını özellikle çizeyim. Bunun dışında hani cihazın bir hani başka türlü bir bağlantısı ya da senkronizasyon yapmak için bir düğmesi vesairesi yok arkadaşlar. Bu şekilde aldığınız zaman çıkan cihazlar bu. Bir de bir kablomuz çıkıyor. Tip C bağlantı kablomuz. Bir de bu kulaklığı uçuna takılan kauçuk parçalarında yine kutusundan farklı boyutlarda çıktığını da belirtelim. Bu genel görünümden sonra aslında biraz da ben ürünün teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Jabra Elite 75T'nin sürücü çapı 6 mm arkadaşlar. ANC özelliği olduğunu söylemiştik ama bu özellik yeni geldi. Ekim ayında gelmiş bir özellik arkadaşlar. Biz bu incelemeyi Aralık ayında çekiyoruz bu arada. Pil ömrünün şarj kutusuyla 28 saat, kendi kulaklık üzerindeki sürenin ise 7,5 saat olduğunu söyleyelim. Özelleştirilebilir bir equalizer'ımız var. Aynı anda iki farklı cihazla bağlanabiliyor. Kulaktan düşmeyen bir tasarım varmış. Evet, bunu denedik, düşmüyor hakikaten de. 4 mikrofonlu bir arama teknolojimiz var. Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Jabra Sound Plus uygulamasıyla detaylı ayarları var ki onu birazdan değineceğiz. Sesli asistan desteği Türkiye'de bunu çalıştıramadık şimdilik en azından. Fiyatının da 1200 TL civarında olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Şimdi bunları anlattık. Bunlar işte fiziksel özelliklerden bahsettik. Teknik özelliklerden bahsettik. Bir kere kullanım deneyimi olarak çok başarılı bir kulaklık var karşımızda. Bu kulaklığın üst kısmındaki bölümlere dokunabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlara dokunduğunuz zaman belli işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Sol kulaklıkta bir kere tıkladığınız zaman arkadaşlar ses modları arasında geçiş yapıyorsunuz. Mesela Hear Through adı verilen bir özelliği var. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman cihaz etraftan gelen sesleri duymaya başlıyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Yani normalde kulağa taktığınız zaman bayağı bir dıştaki sesleri kesiyor. Ama Hear Through moduna aldığınız zaman etraftaki sesleri duyabiliyorsunuz. ANC moduna aldığınız zaman da ANC modunda isminden de anlaşılacağı gibi Active Noise Cancelling özelliği, ki bu yazılımla gelen bir özellik. Hatta ben kutuyu ilk açtığımda bu özellik yoktu. Bir güncelleme istedi benden. O güncellemeden sonra gelen bir özellik oldu. ANC de çok başarılı çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten de çok 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 başarılı. Ve bu ANC sayesinde etraftaki sesleri kesinlikle duymuyorsunuz. Bunu kesinlikle ben denedim, test ettim. Çok gürültülü ortamlarda bile bu kulaklığı kullansanız ses dışarıdan duymuyorsunuz. Peki bas tiz oranı belki merak edenler vardır aramızda. Çok bas değil bu arada, onu söyleyeyim. Ama çok da tiz de değil. Ve bir Sound Plus uygulaması var. Bunu Android'de ya da iOS'ta cep telefonunuza yükleyerek kullanıyorsunuz.
Cihazı eşleştirdikten sonra bu uygulamayı açtığınızda kulaklıkla ilgili bir sürü ayar var ve özelleştirilebilir equalizer'lardan tutun da işte ANC'nin özelleştirilmesine kadar birçok ayarı yine bu uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yazılım güncellemesini de yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Çok başarılı, çok güzel ve çok işe yarayan bir uygulama olmuş. Yani bugüne kadar ben çok kablosuz kulaklık inceledim arkadaşlar, Bluetooth anlamında söylüyorum ama bu kulaklığın, bu yazılımını başka bir kulaklıkta görmediğimi söyleyebilirim. Tabii ki başka kulaklıklarda da yazılımlar vardı. Onlarla da birçok şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama genel olarak baktığımızda bu yazılımın çok başarılı olduğunu söyleyeyim ve çok detaylı ayarlar size sunabiliyor arkadaşlar. Şimdi elbette biz bu ürünün ses kalitesini size aktarmamız kolay değil. Açık söylemek gerekirse genelde Bluetooth kulaklıklarda bizim yorumumuza güvenmek zorundasınız. Burada ses kalitesinden bahsettim. Burada müzik kalitesinden bahsediyorum. Söylediğim gibi çok bas değil, çok tiz değil ama bası da tiz istiyorsanız equalizer ayarlarından bunları kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin bir açık alanda yaptığımız çekimi bir önce bir izletelim size. Ondan sonra bir de sesli arama yapacağız yine gürültülü bir ortamda. O gürültü sesli aramayı da yine örneğini şimdi izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoyu Jabra Elite 75T'nin mikrofonları sayesinde alıyoruz. Şu anda kulağımda görüyorsunuz. Özel bir yazılım kurduk cep telefonumuzla ve şu anda oldukça da gürültülü bir ortamdayız ve çok feci bir rüzgar var bu arada. O rüzgar altında işte kulaklığın ses performansı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben Jabra Elite 75T ile takıyorum kulağıma. Şöyle görüyoruz. Taktık ve içerideki arkadaşımızı arayacağım. Bakalım oradaki ses kalitesi nasıl olacak. Bu arada bulunduğumuz yer ofisimizin balkonundayız. Hemen şöyle Oğuzcum şurada bir çekelim. E5'in kenarındayız. Acayip de bir gürültü var. Bakalım bu gürültüde kulaklık nasıl bize bir ses kalitesi sunacak, hep beraber izleyelim. Alo. Osman, sesin nasıl gidiyor? Vallahi sesin çok iyi değil. Abi biraz sesin kusurdu var. Evet. Aktif gürültü engelleme yok mu? Şu anda çok gürültü var ama burada öyle söyleyeyim. Çok rüzgar var, onu söyleyebilirim. Ha, rüzgar sesini çok net aldık çünkü, o yüzden diyorum. Şu an nasıl peki? Şu andaki sesin nasıl? Ya şu anda çok kötü değil ama demin rüzgar estiğinde bayağı bir hışırtı hışırtı geldi yani. Anladım. İşte arkadaşlar, Jabra Elite 75T'nin ses kalitesi bu şekilde, bunu da söylemiş olalım. Kolay gelsin Osman. Eyvallah sana da abi. Şimdi pil ömrüne gelecek olursak, az önce söyledik ürünü tip C bağlantısıyla şarj ettiğimizi söyledik. Arkada bir de lambamız var. Bu lambayı fişe takılırken yanıyor ve onun gücünü görebiliyorsunuz, durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca yazılım üzerinden de kulaklığın şarj durumlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. 28 saat bu kutu bize sürüyor. 7,5 saatte kulaklıkların sunduğunu söylemiştik. Biz de yaptığımız denemelerde 3 aşağı 5 yukarı bu sonuçları bulduk. Oldukça iyi rakamlar bunlar arkadaşlar. Zaten hani 2-3 gün size sürekli kullansanız bile yetecek kadar bir süre veriyor bu kulaklıklar. Daha uzun süreler istiyorsanız da zaten kutusunda şarj edebiliyorsunuz. Oldukça da iyi bir süre verdiğini söyleyeyim. Videonun başında söylemiştim. Bunun biri kablosuz şarj özelliği olan kutusu da var. Elite yerine aktif sürümünü satın alırsanız bu kutu aynı zamanda kablosuz olarak da şarj olabilir ama bunda öyle bir özellik yoktu arkadaşlar. Toparlamak gerekirse biz bu ürünü çok beğendik. Fiyatı da yaklaşık olarak 1200 TL ama şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Bu ürünün sahteleri var piyasada. Türkiye'de özellikle birkaç yerde gördüm. 1200 TL'nin çok çok altında fiyatlarla satıldığı zaman anlayın ki ürün gerçek ürün olmayabilir. Böyle birkaç bir şey gördük. O yüzden dikkatli olmanızı, güvenilir satıcılardan, güvenilir yerlerden bu kulaklığı satın almanızı öneriyoruz. Peki hiç mi kötü özelliği yok kulaklığın? Bir tane bulduk, onu söyleyeyim. Şöyle bir sıkıntı var. Kulaklığı tek tek kullanabiliyorsunuz. Bunu bazen soruyorsunuz arkadaşlar. Tek tek kullandığı sadece sağ kulaklık çalışıyor. Yani sol kulaklık tek başına kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle garip bir durum söz konusu. Yani tek tek kullanmak istediğiniz zaman sağ kulaklıktan konuşmanız veya işte müziği dinlemeniz gerekiyor. Solu, ben hani kutusunda sağ dursun ben sadece solu takayım derseniz çalışmıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntısı var. Bunun neden olduğunu anlayamadık. Bu arada sosyal medyada bazı yorumlarda kulaktan düştüğüne dair yorumlar da almıştık ama biz denediğimizde herhangi bir sıkıntı görmedik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bunu da altını çizmiş olayım. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Jabra Elite 75T kablosuz kulaklığı incelemeye çalıştık. Eğer ürünle ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz, bizim değinmediğimiz noktalar varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz.
Hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.